Bugüne kadar bu kanalda sizleri teşvik etmek ve satrancın yayılmasını sağlamak için birkaç tane satranç videosu yayınlamıştım. Hatta ilk satranç videom satranç nasıl oynanır tek videoda öğren videosuydu ve ondan sonra daha eğlenceli satranç videoları yayınlamaya başlamıştım. Satranç nasıl oynanır videosunu izledikten sonra satranca başlamanız gerçekten oldu ve bu videoyu izleyenlere de sesleniyorum. Bu kanalda oyunlar oynuyoruz, eğlenceli videolara tepki veriyoruz. Fakat arada da böyle bizlere faydalı şeyler de yapmaya çalışalım. Satranç da bu oyunlardan bir tanesi. Odağınızı geliştiren ve gerçek hayatta size çok şey katan bir oyun. O yüzden bu videoyu satranç bilmiyorsanız bile izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü size bugün satranca başladıktan sonra kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. Tamam, zaten dönelim. Satranç nasıl oynanır videosunu izledikten sonra bayağı, hatta binlerce arkadaşımız satranca başlamasına vesile olmuştuk. Fakat bir türlü yükselemiyorlardı. Bugünkü video ise satrançta nasıl daha iyi oynayabiliriz, nasıl profesyonel olabiliriz, bunu anlatmaya çalışacağım. Bazı taktiklerden ve kendinizi geliştirmek için ne tarz yerlerden eğitim alabilirsiniz, onlardan bahsedeceğim. Bakın, size bir tane örnek göstereceğim. Ben satranca başlamada 400 elo ile, hatta 323 elo ile başlamışım. Neredeyse 9-10 ay önce başlamıştım. Ben bakın 400 elo ile başlamıştım ve görüyorsunuz burada bazı yerlerde böyle elom, yani ratingim bir anda fırlıyor. Bakın burada mesela 1000'den bir anda 1400'e çıkmış. Bu nasıl oldu, bunları anlatacağım. Bazı açılışlar, bazı taktikler öğrenmeniz gerekiyor. Satrancınızı geliştirmek için bulmacalar çözmeniz gerekiyor ve size mükemmel bir kanal önereceğim bugün. Dürüst olmak gerekirse ben bu açılışların çoğunu arkadaşlar Satranç 365 kanalından öğrenmiştim. Bakın, YouTube'a Satranç 365 yazdığınız zaman Türkiye'nin en kapsamlı satranç eğitim videolarını yükleyen kanallardan birisi. Bakın, bayağı da videoyu izlemişim burada. Ve hatta Satranç 365'in de bir eğitim platformu var. Burada bahsettiğim açılışları öğrenebilirsiniz. Ve bu videoyu izleyenlere özel de Satranç 365 güzel bir şey yaptı. Bu gerçekten bir eğitim platformu arkadaşlar. Satranç 365'e üye olduktan sonra bakın burada direkt Türkiye şampiyonları var. Bu platformun Türkiye şampiyonlarından eğitim alma fırsatınız oluyor. Mesela burada Mustafa Yılmaz var. Mustafa Yılmaz şu anda Türkiye'nin en iyi oynayan satranç oyuncusu ve 1 numarada. Sıralamada 1. Vahap Şanal var. Bu da ilk 3'teydi sanırım, en iyilerden. Burada GM'ler var. GM demek büyük usta demek. Onlardan eğitim alabilirsiniz. Ve bu video özel Satranç 365 bize güzel bir şey yaptı. Satranç 365 sitesine Eren20 koduyla premium üye olursanız da %20 indirim kazanacaksınız ve %20 indirim bayağı iyi bir indirim. Çünkü direkt Türkiye şampiyonlarından eğitim alabileceksiniz. Bu şekilde düşünün, yani kendinizi ne kadar geliştirebilirsiniz ve tekrar buradaki bulmacalara %20 indirimle ulaşmış olacaksınız. Bu site ücretsiz de üye olabiliyorsunuz, fakat ücretli üye olduğunuz zaman buradaki eğitimleri daha detaylı görebiliyorsunuz. Ve şöyle de bir güzel yanı oldu. Satranç 365 sitesine ücretsiz bir şekilde üye olup Satranç 365 kanalına abone olan 10 kişiye bir aylık premium üye verecekler. Bu şekilde siz buradaki bütün eğitimlere ulaşabileceksiniz. Türkiye'nin en iyi eğitim platformundan bir üyelik kazanacaksınız ve çok kısa nasıl üye olabileceğinizden de bahsedeyim. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfaya denk geleceksiniz. Sağ üstten üye girişine bastığınız zaman buradan ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde üye olduğunuz zaman her eğitim serisinin ilk videosunu izleyebiliyorsunuz. Fakat bütün eğitim videolarına ulaşmak istiyorsanız ve bulmacalara sınırsız bir şekilde ulaşmak istiyorsanız yukarıda bulunan premium all sekmesine tıkladığınız zaman oradan kendinize en uygun planı seçerek sizler de bütün eğitim videolarına ulaşabilirsiniz ve sınırsız bir şekilde bulmaca çözebilirsiniz. Bu arada az önce dediğim gibi buradan ücretsiz bir şekilde abone olup Satranç 365 kanalına abone olan 10 kişiye de çekilişle bir aylık premium üyelik hediye edilecek. Şimdi eğitim kısmına geçelim ve bulmacalar kısmına gelelim. Elonunuzu geliştirmek ve kendinizi profesyonel yapmak için en gerekli olan şeylerden birisi sürekli bulmaca çözmek. Satranç 365'te bulmacalar kısmında var. Birazdan burada bulmacalar da çözeceğiz. Ve bu siteye girdikten sonra sizlere birkaç tane önereceğim video olacak. Bakın mesela burada Karakoan savunması var gençler. Karakoan savunması çok önemli. Şuradaki atlama var ya, 1100 elodan bir anda 1400 eloya çıkıyorum. Yani bir anda 350 elo kazanmışım. Bu eloyu ben tamamen Karakoan savunmasını öğrendikten sonra yapmıştım. Sizler de buraya gelip Karakoan savunması videosunu izlerseniz, detaylı direkt bir FM'den, Federasyon Master'dan öğrenirseniz direkt bir anda siz de böyle kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü çok fazla kardeşimiz 600 ve 700 eloda kalmıştı. Mesela burada İngiliz açılışta var. İngiliz açılışında iyi öğrenirseniz size bayağı katkısı olacaktır. Şimdi bulmacalar kısmına gelelim. Birkaç tane bulmaca çözelim. Pozisyonel ve taktik bulmacalar var burada. Taktik çözmeye çalışalım. Buradaki olay aslında şu. Olabildiğince bakın taktiğe basıyorsunuz. Bu bulmacalar büyük ustalar tarafından hazırlanıyor bu arada. Robotlar yapmıyor bu bulmacaları. Bakın şimdi hamle sırası beyazda. Burada yanlış yapmaktan çekinmeyin. Çünkü doğruyu bir şekilde bulacaksınız. Ve çözümü gördüğünüz zaman oradaki mantığı çözmek asıl amaç. Fakat biz neye çözmeye çalışalım? Piyonu yedim. İlk hamle doğru. Ha, bu kolay bulmacaymış. Buradan sonra direkt kazanç. Vezir kazancı alıyor. Devam. Şimdi hesaplamaya çalışalım. Film buradan bakışı var. Buraya iki yerden bakış var. Burada sanki at oynamam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama. Bakın yanlışmış mesela. Bu bulmacaları böyle çözdükçe satrançta bayağı profesyonelliğiniz artıyor. Şimdi buraya biraz daha detaylı bakalım. What? Vezir fedası geldi. Buradaki duruyor. Mantık ne buradaki? Devamında ne yapacağız? Fili buraya çekip buradan şey mi yapacağız acaba? Of.
Bu arada bu zordu. Bakın bu bulmacayı çözdükçe gençler buradaki taktikleri bu pozisyonları ezberlemiş oluyorsunuz. Bu sayede bayağı hızlı yükselebiliyorsunuz. Fakat benim sizlere tavsiyem açılışları öğrenmeniz. Açılışları öğrendiğiniz zaman bayağı işe yarıyor. Mesela bakın burada Karakan savunmasının direkt eğitimi var. Ve bakın burada Karakan savunmasına dair birçok farklı varyantı göstermiş. Bakın mesela Karakan savunmasına bir maç atacağım. Mesela bakın siyahlar geldi, bir Karakan açılışı yapacağım. Bu Karakan savunmasını artık o kadar çok ezberledim ki hızlı bir şekilde devam edebiliyorum. Devamında burada fili çıkıyorum. Bu çıktığı zaman bunu yiyebilirim. Ve atı gelişiyorum. Ben bu savunmayı öğrendikten sonra Elon bayağı yükselmişti. Buradan bu piyona saldırı yapıyorum. Ve bu piyon ilerlerde zayıflayabiliyor. Ve şu an konumumuz güzel gibi. Kazanca gidebilir. İlerleyen zamanlarda bu piyona saldıracak gibi duruyor. Ve bu piyona da saldırabilir. Fakat ben bu piyonu ilerletmek istiyorum. Hop, piyon kazancı. Rok atacağım, devamında sağ taraftan ilerleyeceğim. Şurada da bir tane boş piyonum var. Şu an onu almaya gerek yok. Hatta buradan kale çatalı da atabilirim. Şu iyi bir hamle olabilir mi? Biraz ortalık karışacak. Kaçalım. Tak. Ölüm çatalı. 9 saniyem var. Ve gördüğünüz gibi tak. Güzel bir win geliyor. Kale kazancı. Devamında zamanım yeterse vezir bile çıkabilirim. Ve mükemmel bir mat mı geliyor? 0-0-1 saniyeyle kaybettim. Video heyecanı olsun olur. Gördüğünüz gibi bildiğiniz bir açılışla başladığınız zaman konum bayağı iyi ilerleyebiliyor. Bir de pozisyonel bir bulmaca çözelim. Birkaç tane bulmaca çözelim. Pozisyonel bulmacadaki mantıklar pozisyon daha iyi konuma getirmek üzerine. Şimdi burada neler yapabiliriz? Oo bak, bu çok sağlam bir şey. Devamında güzel geldik. He, at düşürüyoruz gençler. İyiydi bu. Güzeldi. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde buradaki mantığı çözdüm. Yarın öbür gün mesela maçta bu tarz pozisyonlarda kaldığınız zaman bu bulmacalar çok işinize yarıyor. Bayağı da sarıyor bu arada. Ne kadar çok bulmaca çözerseniz o kadar işinize yarayacaktır. Aa, bu çok kolay bir bulmaca. Burada mesela siz de bakmaya çalışın. Direkt buradan... Aa, çekmeyeceğim, bir dakika. Onun yerine ilk önce şunu yapsam. Burada direkt bunu yaptığım zaman mat var. Bunu yapamam. At yiyecek. Şu mu mantık? Aa, bir dakika. Buradaki olay ne ya? Oo, bak bu da güzelmiş. Bu arada bizlerden gidenler Satranç 365 kanalına Eren'den geldik yazabilirler. Cidden kendinizi geliştirmek istiyorsanız buradaki videolar çok işinize yarayacaktır gençler. Ve burada bakın ipucu kısmı da var. Mesela buraya baktık diyelim. Çok zorladı burası. İpucuna bastığınız zaman diyor ki size kaleyle oynaman gerekiyor şu an diyor. Mesela gibi. Sonra buradan böyle çektiğin zaman ve yok, at mı buradaki mantık? At mı ya? Devamı piyon kazanmıyorum. Bu evet. Oo, güzeldi bu. Bakın kaçabileceği hiçbir yer yok gençler. Takilikle bakıyorsunuz bu şekilde. Her yer tutuluyor ve buradan tutuluyor ve mat oluyor. Hadi siz de benimle birlikte çözmeye çalışın bunu. Şimdi burada at düşürüyoruz sanırım. Yo, vay, kale çatalı var burada. Easy. Bak bu çatal var ya, çok işe yarıyor normal maçlarda. Mesela bunu böyle çözdüğünüz zaman ve ipucuyla gördüğünüz zaman direkt çatal atmayı öğreniyorsunuz. Bu tarz küçük bilgiler bile size artı 200 artı 300 elo sağlıyor bir anda. Ve abi zaten direkt Türkiye şampiyonlardan eğitim alabildiğiniz için buradan, eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız 400-500 elolardan kurtulup böyle 1500-2000 elolara doğru belki geleceğe yönelik profesyonel satranç oyuncusu olmak istiyorsanız buradaki eğitimler sizin çok işinize yarayacaktır. Burada ne yapabiliriz mesela? İpucu alalım. Piyonla oynamalısın diyor. Şu mu acaba? Devamını atla alırsam... Vezir onu aldı. Bunu oynayamam. Kaleyi oynasam buraya nasıl olur? Şuradan kale çeksek olmuyormuş. Anladım. Burada bu kaleyi istiyor bir yandan. Burada bu atı istediği için bu düşecek ilerleyen zamanlarda. At düşürmüş olacağız. Bayağı zorluyor ya bu bulmaca ama çok işe yarayacak. Mesela burada ne yapabiliriz? Buraya bakın, hem at hem vezir baskı yapıyor hem de kale baskı yapıyor. Burada direkt mat var galiba. Kaleyi buraya mı almalıyım acaba? Kaleyi buraya alırsam kayıp mı? Şah çekemem. Kaleyi buraya mı almalıyım? Şah mı çekmeliyim? Nasıl olacak? Oo, bak bu da çok iyiymiş. Onu oraya sıkıştırdık, direkt mat çıktı. Güzel. Satrancın aslında bütün olayı birkaç sonra hamleyi düşünmek ya. Bu bulmacaları çözmek de sizin o işinize yarıyor. Bir de bu satranç 365'teki bulmacaları direkt satranç büyük ustaları hazırladığı için pozisyonların çoğu gerçek hayatta oynanmış pozisyonlar olabiliyor. O yüzden bayağı işinize yarayacaktır eğer profesyonel veya biraz daha kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Karışık bir bulmaca, ipucu alalım. Atla oynamalısın diyor. Şöyle at fedası mı?
Oha, manyak mat varmış burada, gördünüz mü? Bak, tahtaya iyi bakmanız gerekiyor işte. Burada neler yapabiliriz? Konumuz bayağı iyi aslında. Şu kaleyi buradan bir şekilde egale ettiğimiz zaman mata götürebiliriz olayı. Bir ipucu alalım mesela. Atla oynamamız gerekiyormuş. Sanırım bu, evet. Kale oraya gittikten sonra veziri istiyorum. Oo, evet, konum manyak oldu. Ve devamında burada kale düşecek vezir kaçtığı zaman. Eğitmenler kısmına geldiğiniz zaman burası Şampiyonlar Ligi gibi zaten. Mustafa Yılmaz var. Mustafa Yılmaz'ın burada başarıları gözüküyor. Direkt Türkiye'nin bir numarası arkadaşlar satrançta. Ve onun eğitimini burada görebiliyorsunuz. Burada size önereceğim videolardan birisi de Şahin. Şahin de çok işe yarayan bir şey. Şahin, Karakan, bu tarz açılışları öğrenirseniz. Bu eğitimi de Meylis Hoca vermiş. Meylis Hoca Türkiye'deki en iyi satranç oyuncularından birisi. Zaten GM Grandmaster. Belki bakarsınız, siz de buradaki eğitimleri alıp daha böyle profesyonel ilerlemek için adım atarsanız siz de ileride FM, IM, CM veya GM bile olabilirsiniz. Son bir taktik bulmaca daha çözüp videoyu kapatalım ve umarım bu video size yararlı olmuştur arkadaşlar. Ben gerçekten satranç 365'te Karakan videosundan sonra elemi yükseltebilmiştim. Açılışları öğrenmek sizlere ilk başlarda çok fazla şey katıyor. Ben Karakan açılışında 1000 elolardan, 1100 elolardan 1400 ellere çıkabilmiştim ve sonrasında tabii ki daha da profesyonel bir şekilde kendinizi geliştirmeniz, eğitmeniz gerekecek. Bu seri zaten bu yüzden var. Evet, burada neler yapabiliriz? Bir şah çekip ipucumuz ne? Vezirle oynayalım. Olmamız gerekiyor da. Feda mı var? Oo, çok güzel bir mat. Tak. Direkt boğduk, bakın. Atlar bu kaleleri tutuyor. Fili buradan vuruyor. Ve diğer atla burayı tuttuğu için zaten iki tane kaçabileceği yeri tutmuş oldu bu şekilde. Bu bulmacalar acayip sarıyor ya. Burada ne yapabiliriz? İpucu alalım bir tane. Piyonla oynamalısın diyor. Oo, fil fedası değil. Burada vezirle oynamalıyım sanki. Bu mücerciden beyin yakıyor. Umarım bu video satrançla kendinize geliştirmenize ve nasıl geliştireceğinizi anlamanıza yardımcı olmuştur. Satranç 365'e de bu videoya destek olduğu için teşekkürler. Bizlere bir indirim kod tanıdı dediğim bir videonun başına. Eren20 koduyla premium üye olursanız %20 indirim kazanacaksınız. Umarım bu video gerçekten işinize yarar ve belki de bakarsanız aramızdan ileride satranç turnuvalarına çıkan insanlar bile çıkabilir. Amacım sizleri teşvik etmek ve olabildiğince satrançla nasıl kendinizi geliştirebileceğinizi anlatmaya çalışmak. Satranç 365'te bu konuda şu an Türkiye'de bir numara ve Türkiye'nin tek satranç eğitim platformu. Satranç 365 YouTube kanalı ve Satranç 365 eğitim sitesi konuda size çok yardımcı olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.